Turkuaz TV'den iyi günler değerli izleyiciler. Ben sunucunuz Canan Vurgun. Son yıllarda yaşanılan bu felaketlerin son bulması diliyle bu haftaki yayınımıza başlıyorum. Kahramanmaraş merkezde 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 hafta geçti. Büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından ancak 2 yıl sonra başlayabilen arama kurtarma çalışmaları da sona erdi. Dışişleri Bakanlığı depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu. Yunanistan, Ermenistan, İsrail, Almanya, ABD gibi ülkelerden gelen arama kurtarma ekipleri birçok yaşamın kurtulmasını sağladı. Dünyanın birçok ülkesindeki sivil toplum kuruluşları da Türkiye'deki afetzedelere yardım konusunda örgütlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı deprem sonrası kurtarılan 1362 çocuktan 369'unun ailelere verildiğini, 291 çocuğun kimliğinin henüz belirlenemediğini söyledi. Bu arada Kanada'nın Burnaby kentinde Türkiye'ye giden 11 kişilik kurtarma ekibi Adıyaman'daki enkazdan bir kadını 100 saat sonra sağ olarak kurtaran ekipte yer aldı. Kanada basına yansıyan görüntülerde Kanadalı ekip ile Türk kurtarma ekiplerinin kadının sağ kurtarılmasının ardından birbirlerine kutlamaları yer aldı. Öte yandan Kanada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Kızılhaç'a bağışlanacak her $1'a $1 da devletin ekleyeceğini duyurdu. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlarken $10 milyon miktarın Kanada'nın ilk tepkisini temsil ettiğini söyledi. Bu arada Kanada genelinde hizmet veren Rogers ve Telus isimli cep telefonu hizmet sağlayıcı firmalar, Türkiye'de yaşanan depremde yakınlarına ulaşmaya çalışan aboneleri için ücretsiz hizmet başlattı. Her iki firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Türkiye'yi aramak isteyen abonelerinden 28 Şubat'a kadar ücret alınmayacağını duyurdu. Telus ayrıca SMS yardım sistemiyle mesaj başına $20 bağış kampanyası da başlattı. Toplanan yardımlar Türkiye'deki depremzedelere ulaşacak. Depremlerin ardından Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver başkonsolosluklarının koordinasyonunda açılan yardım merkezlerine ülkedeki Kanadalı Türkler kadar Kanada halkı da destek veriyor. Turkuaz TV'den arkadaşlarımız Birgi Ülgenalp ve Arda Berber bağış toplama merkezlerini yerinde gezdiler, gönüllülerle konuştular, ardından da Toronto Başkonsolosumuz Sayın Sinem Mingan ile birlikte bir top röportaj gerçekleştirdiler. Şu anda 1170 Shepherd Avenue West'teyiz. Federasyonun binasındayız şu anda. Burada müthiş hummalı bir çalışma sürüyor. İlk günden beri, ilk gün 7 Şubat'tan itibaren Türk Hava Yolları vasıtasıyla konsolosluk çatısı altında burada eşyalar gönderilmeye başladı. İlk gün yaklaşık olarak 4 ton eşya gönderildi. Şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Buraya sadece sıfır ürünler kabul ediliyor. Konsolosluğun kendine ait 2 tane daha deposu var. Bir tanesi Mississauga, bir tanesi North York deposu olmak üzere. Burada herkesin eline sağlık demek istiyorum. Ben de harika bir çalışma var. Derneklerin yardımları, bireylerin yardımları sürekli olarak bağış toplanıyor. Neredeyse 24 saat süren bir dayanışma ortamı var. Evet, burada şu anda ülkemizde olan depremden dolayı yardım topluyoruz. Çok fazla bağış geliyor. North York'taki depodayız. Aynı zamanda Mississaga'da da depo var. Burada yemek dışında, yiyecek dışında her şeyi kabul ediyoruz. Kullanılmamış eşyalar, onun dışında bebek bezleri, pedler, hijyen malzemeleri, çoraplar, eldivenler, bereler, atkılar. Bugün sabahtan beri yaklaşık olarak belki 100 kişi gelip burada çalışmıştır. Herhangi bir noktada yaklaşık olarak 40 kişi aynı anda çalıştı. Buradan geliyor, içeri alıyoruz, farklı kategorilerine göre ayırıyoruz. İşte yetişkin üstleri, erkek çocuk üstleri, bebek üstleri, montlar, işte ceketler ayırıyoruz. Ondan sonra paketlenip paletlere diziliyor ve buradan direkt havalimanına gidiyor. Başkonsolosluğum da bize sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Bunu bizim için organize ettiler. Çok fazla insanla bazıları haber verdiğimiz gelip gönüllü olanlar oldu. Bazıları kendileri hani konsolosluğun çağrısını duyup işte gelip yardım edebilir miyiz diye hani bir şeyler getiriyoruz diye gelip tamam biz de yardım edelim diyen çok fazla insan oldu. Çok büyük bir dayanışma içindeyiz. Türk toplumu dışında Toronto'daki çok fazla İranlı, Azeri, işte Pakistanlı, yabancı çok fazla insan da geldi. Hem bağış getirdiler hem gönüllü olarak çalıştılar. Merhabalar, ben Yasin Yalçıner, Kanada'da Toronto'da yaşıyorum. Bugün deprem afetinden sonra Toronto halkı olarak, Türkler olarak burada yardım kampanyası başlatıldı ve burada ve Oakville'de insanlar yardımlar getirdi. Yeni kıyafetler, yeni bezler ve gerekli tüm şeyler olarak ve biz de bunları gönüllüler olarak taşıdık, bir araya getirdik, gruplandırdık ve Türkiye'ye gönderim üzere şu anda buradaki yere getirdik. Buradan da paketlenip Türk Hava Yolları'yla Türkiye'ye iletilecek. Merhabalar, Yeşim Akçım ben. Buraya çoluk çocuk hep beraber geldik. Arkadaşlarımıza, birbirimize yardım etmeye. Kolileri yapıyoruz. Kimimiz sabahtan geldi, kimimiz çocuklarımızı alıp geldi. Kadın, erkek, yeni, alt, üst, montlar, çocuk olmak üzere hepsini ayırdık. Elimizden ne geliyorsa arkadaşlarımızın da yönlendirmesiyle yapmaya çalıştık. İsmim Hasan Budak. Burada hep beraber arkadaşlarla, gençlerle, abilerle, ablalarla bir kampanya içerisindeyiz. Acımız çok büyük. İnşallah ülkemiz bir an önce bu sıkıntıyı bir an önce atlatır. Hep beraber yine birlik ve beraberlik adına bir araya geliriz. Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosumuz Sayın Sinem Mingan yapılan yardım faaliyetleri ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi. Deprem bölgelerinde sahada ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulan acil yardım malzemesi listeleriyle biz pazartesi günü 6 Şubat'ta bir duyuru yaptık ve görev bölgemizdeki toplumumuzu, derneklerimizi yardım kampanyasına katılmaya, destek vermeye çağırdık. Sağ olsunlar iş insanlarımızın tahsis ettikleri iki depoda, biri North York, biri Missauga'da biz bu yardımları gönüllülerin katkısıyla topluyoruz. Görüyorsunuz arkada müthiş bir çalışma sürüyor. Sabahın çok erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşlarımız, Kanadalı dostlarımız, soydaşlarımız, Müslüman toplum hepsi paketleri bırakıyorlar ve gayet profesyonel bir çalışmayla bunlar kategorilere göre ayrılıp paketleniyor. Tabii burada Türk Hava Yolları'na da teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Bütün yardım kargolarını ücretsiz taşıyor Türk Hava Yolları. Hazırlanan malzemeleri biz gün be gün onlara ulaştırıyoruz ve her günkü uçuşlarla ülkemize ulaştırılıyor. Buradan sizin vesilenizle hem tekrar teşekkürlerimizi halkımıza sunmak hem de bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Çok ciddi bir katkı geldi vatandaşlarımızdan, derneklerimizden. Gelmeye de devam ediyor. Bu aşamada biz artık sahada öncelikli olan malzemeleri toplamaya ağırlık vermek istiyoruz. Bunlar da depremzedelerin en temel ihtiyacı olan barınmaya yönelik. Çadırlar, uyku tulumları ve battaniyeler bu aşamada çok çok kıymetli. Mümkünse önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın yardımlarını buna yoğunlaştırmalarını rica ediyoruz. Bu kapsamda da tekrar bir duyuru yapacağız. Tabii aynı yardımlar gibi nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız da şirketlerimizde oluyor. Bu yardımları da AFAD'a yönlendiriyoruz. AFAD biliyorsunuz ve her gün zaten yayınlarda da görüyorsunuz. Sahadaki en temel kuruluş gelen bağışları sahadaki ihtiyaçlara göre AFAD yerine ulaştırıyor. AFAD'ın da Amerikan doları cinsinden de hesapları var, döviz cinsinden de. Bunları da biz sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Önümüzdeki döneme yönelik de sosyal medya duyurularımızı takip ederlerse vatandaşlarımız en güncel bilgilere sahip olacaklardır. Arkadaşımız Çağdaş Önen de federasyon ve dernekleri temsilcileriyle sizler için bir dizi röportaj gerçekleştirdi. Röportajda bu kısa özetini yayınımızda izleyebilirsiniz. Uzun röportajları YouTube kanalımızla izleyebilirsiniz. Değerli Turkuaz TV izleyicilerimiz, Kahramanmaraş'ta yaşadığımız deprem felaketinin acıları hala çok taze. Bu acıların hızlı bir şekilde kapanması için Kanada'daki Türk toplumu bir reaksiyon gösterdi ve dernekler aracılığıyla çalışmalara başladı. Bugünkü yayınımızda Kanada Türk toplumunun deprem felaketine yönelik yaptığı çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Şima Açan'la beraberiz. Şima Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağdaş Bey. Bize Türkiye'den bu arada bağlanıyorsunuz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ama Kanada Türk toplumu bir reaksiyon gösterdi. KTDF, Kanada Türk Dernekleri Federasyonu olarak yaptığınız çalışmalarla ilgili bizlere bilgi verebilir misiniz? Tabii. Federasyonumuz ve Kanada derneklerimiz ülke genelinde 1000'den fazla yardım gönüllüsüyle deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım toplamak üzere organize olmuş durumdadır. Federasyonumuz 6 Şubat günü maddi bağış başlattı. Aktif olarak gelen bağışları almaya devam ediyoruz Çağdaş Bey. Bu bağışları da info@turkishfederation.ca adresine kabul ediyoruz. Bazı talepler olduğu zaman tabii ki Kanada devleti de match ettiği için redcross.ca'de ikinci adresimiz. Toronto bölgesindeki çalışmalara bizlere aktif olarak katılıyoruz. Hepimiz hep birlikte güçlüyüz kampanyasını başlattık. Biliyorsunuz 6'sında bu. Evet. Ve buna bütün derneklerimiz dahil oldu. Desteğiyle ilerletiyoruz. Federasyon olarak Toronto'da binamızı bağışların toplanması için hizmete açtık. Yönetim kurulumuzdan Melih Bey ve Barış Beylerin koordine ettiği federasyon binamızda diğer dernek yöneticileri ve gönüllülerimiz son sürat destekleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Quebec'te Türk Quebec Yönetim Kurulu Direktörümüz, aynı zamanda bizim Yönetim Kurulu Direktörümüz olan Başkan Gökhan Bey, derneği ve diğer dernekler başarılı bir şekilde kampanya desteklerini veriyorlar. En önemlisi burada sürekli biz medyayı kullanıyoruz. CBC, CTV, gazet ve radyolar Quebec'te çok fazla ilgi uyandırmış. Bu aldığımız geri bildirimdi Gökhan Bey'den. Talepler çok fazla. İlk gün ilk uçakla 4,5 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildi Quebec'ten. İkinci uçakta Ottawa ile birlikte 13 ton palet gönderildi yardım malzemesi ve bu pazar, büyük ihtimalle bu pazar olacak. Yine Ottawa Derneği ile birlikte 13-14 tonluk bir yardım gönderecekler Türkiye'ye. Üniversitelerde çok çalışmaları var. McGill ve Concordia Üniversitesi'nde öğrenciler bu kampanyalara katılıyor. Şimdi University of Montreal ve kolejlerle bağlantıları var. Yine devam edecekler bu yardım kampanyasına. Ottawa bölgesinde de derneği 2 kamyon yardım malzemesini Montreal'den Türkiye'ye gönderdi. Bu az önce bahsettiğim paletlere dahil ürünlerdi. 3. kamyonda pazar gününe yetişmek için yola çıkıyor. Büyükelçilik ve derneklerle yardım gecesi düzenlemeyi planlıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Kanada Fenerbahçeliler Derneği Başkanı, aynı zamanda yakın dönemde kuruluşu yapılacak olan Kanada Türk İş Geliştirme Merkezi CTBDH Başkanı Sayın Arzu Avşar ile beraberiz. Arzu Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada teşekkür ederiz Turkuaz TV'ye bu fırsatı verdiğiniz için. Yaraları sarmaya çalıştığımız şu dönemde hem Kanada Fenerbahçeliler Derneği şapkanız hem de CTBDH şapkanızla yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Hızlıca şöyle önce söylemek isterim. Biz buradaki Kanada iş insanları olarak yeni kurulma aşamasında bir organizasyonuz. Fakat bu içinden geçtiğimiz zor günlerde gerçekten üyelerimiz çok büyük bir emekle destek olmaya çalışıyorlar. Ana depolar bizim iş insanı arkadaşlarımızın depoları. Toplanan bütün yardımlar onların deposundan işte uçaklara yüklenmek için organize ediliyor. Bu arada gerçekten bu şeyleri toplayıp, yardımları toplayıp diğer şehirlerden ana depoya getiren arkadaşlarımız var. Gerçekten ciddi bir emekle yapılıyor. Bu arada da bunların lojistik desteği konusunda da çok ciddi arkadaşlarımız destek veriyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Turkish Canadian Society Genel Sekreteri, aynı zamanda Kanada ODTÜ Mezunlar Derneği dönem başkanı Sina Kutlay ile beraberiz. Sina Bey, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Depremin yaralarını Kanada Türk toplumu olarak sarmaya devam ediyoruz. Bu noktada hem TCS şapkanızla hem de ODTÜ Mezunlar Derneği şapkanızla yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Elbette. Biz TCS'in genel kurulunu yaptık. Pazartesi saat 3'te. Maalesef aynı saatlerde gerçekleşmiş deprem. Toplantıdan çıktıktan sonra işte evlere dağılırken haberi aldık, deprem haberini. Onun için hemen bir mektup örneği, e-mail örneği hazırladık. Prime Minister'ın, ondan sonra valilerin, hepsinin, parlamenterlerin hepsinin telefon numaraları ve e-mail adresleriyle paylaştık. Hem Türk toplumumuzla hem Kanadalı dostlarımızla. Dolayısıyla ilk şeyimizi böyle yaptık. TCS'te şu anda üzerinde çalışıyoruz. Kanada'da bu işten etkilenen öğrenciler var mı? Ne tür ihtiyaçları var? Onların bize ulaşmasını hem durumlarıyla ilgili hem ihtiyaçlarıyla ilgili bunu koordine etmek istiyoruz. Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye. İkincisi de ODTÜ'lüler tarafında ODTÜ Mezunları İstanbul Derneği ile ilişkiye geçtik. ODTÜ'lerde bir fundraising hemen başlatıyoruz. Bu fundlar da depremden etkilenen ODTÜ'lü öğrencilere burs olarak gidecek. Bu noktada Sema Hanım, Ankara Kitaplığı olarak çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bilgi verebilir misiniz? Ankara Kitaplığı olarak en başta kendi sosyal medya kanallarımızdan hem Kanadalılara hem Türklere ulaşıp bir duyarlılık yaratmak istiyoruz. Ona çalışıyoruz. Bu arada hemen kitaplık bütçesinden ve yönetim kurulu olarak bir miktar topladık. Onu Ahbap Derneği ile Türkiye'de paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Türk Kültür Folklor Derneği Başkanı Sinan Erdemir, Başkan Yardımcısı Can Gürsos ve aynı zamanda derneğin destekçisi sanatçımız Cüneyt Yetkiner'le beraberiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çalışmalar ilk günden bu yana çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Toronto'da kurulan birkaç bağış merkezi belli saatlerde açılıp kapandığı için bu ana merkezlerden bir tanesine hazırlık yapmak adına gece saat 12-1'e kadar burada çalışan gönüllülerin koordinasyonunu yapıyoruz. Burada kendileriyle birlikte çalışıp bu bağışlanan tüm bağış malzemelerini ayrı ayrı paketleyip bunları ana merkeze gönderip oradan da Türk Hava Yolları'na ulaştırılmasını sağlıyoruz. Özetlemem gerekirse 4 ayrı lokasyonda toplama yerlerimiz var ve şu anda sadece 2 günde 30 palete yakın malzeme toplandı ve bunlar pazartesi günü konsolosluğumuzun ana deposuna gidecek. 4 tane Kitchener Belediyesi'nin ve Waterloo Belediyesi'nin bize temin ettiği 4 ayrı lokasyonda çalışmalarımız var ve bir duyuruyu da ilerleyen zamanlarda yapacağız. Sanatçı arkadaşımız Cüneyt'in de organize ettiği önümüzdeki hafta sonu tüm belediye meclis üyelerinin, belediye başkanlarının katıldığı geniş bir fundraising ile önümüzdeki cumartesi günü toplumla birlikte, buradaki gönüllülerle birlikte bu fundraising'i gerçekleştireceğiz ve eminim ki farkındalığımızı artıracağız. Değerli izleyicilerimiz, Turkish Society of Canada Başkanı Sayın Melih Günel'le beraberiz. Melih Hanım, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Çağdaş çok teşekkür ediyoruz bizlere bu fırsatı verdiğin için. Bizler tabii ki Turkish Society of Canada olarak depremin hemen sonrasında birçok telefon aldık, birçok irtibatlarımız devam ediyor. Ne yaptık deprem sonrasında? Pek tabii Kanada özellikle yerel ve ulusal kanalları bizlerle irtibata geçti. Bu anlamda dernek olarak onları bilgilendirdik. Şu an biz Türk toplumunu muhakkak serin kanlı davranarak var olan toplanan yardımların yerine ulaşmasını beklemesini tavsiye ediyoruz. Birçok kampanyamız olacak. Yani bizim buradan yapacağımız desteklerin belki aylar, yıllar alacak ihtiyaç. Şu an yeniden yapılanması beklenen 10 tane şehrimiz var. Lütfen uzun vadede düşünelim tüm yardımlarımızı, neler yapabiliriz. Oluşabilecek her türlü soruyu bize aktarsınlar. Bizler de şu an çalışma içerisindeyiz. Kampanyalarımız pek tabii olacak. Hepimiz aynı şekilde yüreğimiz orada atıyor. Neler yapabiliriz'i birlikte konuşalım. Bence yaraları sarmak için uzun bir vakte ihtiyacımız var. Yeter ki birbirimizden haberimiz olsun, takip edelim. Bu anlamda web sayfamız veya işte sosyal medyamızdan lütfen bizleri takip etsinler. Tüm Kanada Türk toplumuna başı sağ olsun. Sırada duyurular var. Değerli izleyiciler, hepimizi derin üzüntüye boğan, ana vatanımızda meydana gelen deprem nedeniyle Türk Toplum Merkezi yarın yapacağı ilan edilen Finansal Planlamaya Bütünsel Bir Bakış isimli seminer ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamak için düzenlenen 2023 Kadınlar Günü yemeğini ileri tarihlere erteledi. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalımızı takip edin ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. 20. yılımızda Kanada geline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Tüm Turkuaz TV gönülleri adına hepinize sağlıklı, verimli ve başarılı bir hafta diliyorum. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.